Merhaba hocam. Merhaba. Bu ay neler oldu? Bu ay yine maalesef hak ihlalleriyle dolu bir ay oldu. İşkence, kötü muamele, toplanma özgürlüğüne yönelik ihlaller, siyasilere baskılar, önemli davalar, işçi ölümleri, kadın ölümleri, cinayetleri ve öne çıkan Pride haftasına yönelik baskı. Böyle geçti bu ay. Hocam bu ay bahsettiniz. Haziran ayı, onur haftası, onur yürüyüşünün düzenlendiği ay her sene. Bu sene Pride'de gördük ki devlet LGBT'lere adeta savaş açmış durumda. En son İstanbul'daki toplu gözaltılar şimdiye kadar yaşanmayan bir boyuta varmasına neden oldu bu savaşın. Onur ayı hakkında neler söyleyebiliriz? Neden her sene Haziran'ı onur ayı olarak kutluyoruz? Çünkü 1969 Haziran'ında New York'ta Stonewall'da polislerin eşcinsellerine gittiği bir bara baskının ardından ilk kez eşcinsellerin direnişe geçmeleri ve günlerce süren direnişle birlikte varız, buradayız ve eşit olarak var olmak istiyoruz sloganıyla sokaklara dökülmesi. Aslında Türkiye'de de LGBT bireyler, örgütler tam da bu eşitlik arayışıyla ve buradayız, varız demek için onur ayını kutluyorlar ve müthiş bir baskıya maruz kaldılar. Bu baskının en önemli bir nedeni tabii devletin kendi empoze etmek istediği, iktidarın empoze etmek istediği milliyetçi muhafazakar kimlik için LGBT bireyler müthiş bir tehdit olarak görülüyorlar. Özellikle İslamcı gazetelerde, ana akım medyada bu tehdit algısının nasıl ateşlendiğini, körüklendiğini görebiliyoruz. Bunun sokağa yansıması da polisin sadece gözaltına alması değil, gözaltına alırken kötü muamele ve işkenceyle bunu gerçekleştirmesi olarak karşımıza çıktı. Bu sene ODTÜ'de başladı ilk gözaltılar. Onur ayına ilişkin yapılan gösterilerde ODTÜ rektörlüğünün izin vermemesi üzerine önce ODTÜ'de başlayan bu gözaltı süreci ardından İzmir'de, Datça'da, Beşiktaş, Kadıköy kaymakamlıklarının verdiği yasaklarla devam etti. Eskişehir yine buna eklenebilir. Çanakkale, başka şehirlerde de yine karşımıza bu tip baskılar çıktı. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ankara'da zaten çok uzun bir dönemdir LGBT'lerin toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, faaliyet yapma özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu böyle devam edecek gözüküyor. Çünkü aslında kadın hareketiyle birlikte hareket eden LGBT'ler ve örgütleri çok güçlüler. Burada varız demeyi çok kuvvetli bir şekilde sürdürüyorlar. Bu da tabii ki iktidarı tehdit ediyor. Hoşlanmıyorlar ve buna yönelik baskıya devam ediyorlar. Haziran ayı bu nedenle böyle geçti. Ama biz buradan yeniden onur ayını kutlayarak bu bahsi kapatalım. Hocam 30 dakikanın değişmeyen gündemlerinden birisi ırkçılık ve ayrımcılık ve Haziran ayı bu konuda en az yerlere kadar kötü bir aydı. Hatta daha kötü diyebiliriz. Ölümlerle sonuçlanan birçok ırkçı saldırı oldu. Özellikle mülteci meselesine ilişkin yeni durumda yeni bir ırkçı boyut yaratıyor sanırım. Irkçılık ve ayrımcılığa geçerken aslında tam da bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Çünkü ayrımcılığa en çok muhatap olanlar da yine LGBT'ler, mülteciler, kadınlar, azınlıklar, Kürtler olarak karşımıza çıkıyor. Bu ay bir Afgan, ikisi Suriyeli olmak üzere 3 mülteci öldürüldü. Bu çok da büyük ses getirmedi aslında. Ana akım dışındaki alternatif medya kanallarında bahsi geçti. Ama 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bu sadece Haziran ayında. Irkçılık ve ayrımcılık başka yerlerde de devam etti. Translara karşı polisin kötü muamelesinde devam etti. Kızılay'da Somali kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının açtığı Saab adlı lokantaya yaklaşık bir senedir süren baskılar var mesela. Bu çok ilginç. Bence Türkiye'deki devlet nezdinde yürütülen sistematik ayrımcılığı karşımıza koyuyor. Çünkü süreci takip ettiğinizde Saab'ın sahipleri diyorlar ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet, Somali kökenliyiz. Ama devletin gerektirdiği bütün evrakları, bizden istediği bütün evrakları tamamladık. Bütün yasal işlemleri yaptık. Ama bir senedir hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden polisin baskısına maruz kalıyoruz. Covid'i atlattık. Başka zorlukları atlattık. Nedir mesela en son konu Haziran ayındaki? Polisin tabelayı beğenmemesi. Beyaz tabela beğenilmiyor. Renkli tabelayla değiştiriliyor. Renkli tabelada da bu sefer burada örgüt renkleri var diye polis değiştirmeye zorluyor tabelayı. Örgüt renkleri sarı, yeşil, kırmızı aslında Afrika'da da son derece hakim olarak kullanılan renkler. Yani renklere karşı bir müdahale, renklere karşı bir ayrımcılıkla aslında karşı karşıyayız. Bence çok dikkat çekici. Bu başlık altında ırkçılık, ayrımcılık meselesinde önemli bir gelişme 2013'ten beri beklenen azınlık vakıflarına yönelik seçim yönetmeliğinin çıkması. Bu da aslında 2013'te iptal edilmişti. Yaklaşık 9 senedir
senedir beklenen bir yönetmelik. Vakıflar bu nedenle seçimlerini yerine getiremiyorlardı. Her birinden görüş alınmıştı, fikirleri alınmıştı. Buna göre bir düzenleme yapılması öngörülüyordu diye beklerken birdenbire karşımıza şöyle bir şey çıktı. Eskisinden neredeyse daha kötü bir yönetmelik. İki açıdan, bir taraftan bütün seçim sürecini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hakimiyeti altına bırakan bir yönetmelik. Bir taraftan da aslında şu an gayrimüslim vakıfların en güçlü oldukları hastaneleri vakıf yönetmeliğinden çıkarıp Sağlık Bakanlığı'na bağlıyorlar ve dolayısıyla en etkin, en hakim oldukları, aslında mali açıdan kendilerine en fazla kazanç getiren kısmı da yine Vakıflar Genel Müdürlüğü devletin başka bir kurumunun yetkisi altına bırakıyor. Bu ay olan bu gelişmenin de altını çizmek gerekir. Yani işte bir diyalog süreci yaşandı vesaire, daha iyi bir şey çıkar mı derken daha kötü bir yönetmelikle karşı karşıya kaldık. Bunu da altını çizmek gerekli. Hocam, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal davası devam ediyor. Ama bu devam ederken kadın cinayetleri de durmuyor ve devam ediyor. Ne yazık ki bu ay sanıyorum cinayetlerle ilgili de çok veri var elimizde. Bu ay yine hem Biyanet'in hem Kadın Cinayetleri Platformu'nun verilerine göre 31 kadın, 5'i çocuklarıyla birlikte öldürüldü. 22 tane de şüpheli kadın ölümü var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Çocuk ölümlerinden bahsetmişken FİSA Çocuk Hakları Merkezi de yine rapor yayınlamaya başladı. Sadece bu ay 92 çocuğun da önlenebilir olduğu halde hayatını kaybettiğinin de altını çizmek gerekir. Kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden beri katlanarak artıyor. Şüpheli ölümler de yine çok dikkat çekici. Çok yeni çıkan bir haber mesela Esenyurt üzerineydi. Esenyurt'ta rezidanslardan düşen kadınlar veya Esenyurt'ta 16-17 yaşında hayatını kaybeden kadınlar. Çok dikkat çekici gelişmeler bunlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin getirdiği o erkekler üzerindeki rahatlamayı, hatta yargı üzerindeki rahatlamayı da görüyoruz. Bunu Pınar Gültekin davasında gördük. Dava bu ay sonuçlandı. Davada adli tıp raporları dikkate alınmadı. Canavarca öldürme meselesine hiç değinilmedi. Çünkü adli tıp aslında Pınar Gültekin'in canlı canlı diri diri yakıldığını söylese de buna kararda hiç değinilmedi. Aynı zamanda da haksız tahrik indirimi uygulandı. Dolayısıyla da eğer İstanbul Sözleşmesi geçerli olsaydı hem bu ceza çok daha yüksek olacaktı, hem de katile destek olanlar da yine ağır bir şekilde cezalandırılacaktı ki dava sonucunda hepsi beraat etti. Bu da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin önemli sonuçlarından biri. Kadın hareketi burada çok örgütlü, geniş ve derin bir mücadele yürütüyor. Bunu Danıştay'ın aslında bir eylem alanına dönüşmesiyle de gördük. En son dava 23 Haziran'daydı. Danıştay savcıları aslında feshin iptaline yönelik görüş bildirdiler. Karar Temmuz ayında çıkacak gibi gözüküyor ama buradan olumlu bir sonuç beklemek istiyoruz diyelim. Hocam, son yıllarda sıkça kullanılan bir klişe: Türkiye'de yargı mı kaldı, adalet mi var? Bu ay bu konuda birkaç önemli örnek var. İktidarın hoşuna gitmeyebilecek çeşitli şerhler yazan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiğini öğrendik bu ay. Yargıya yapılan doğrudan bu müdahaleyi nasıl değerlendirebiliriz? Yargı mı kaldı, kalmadı diyerek değerlendirebiliriz. Burada Gezi davasına şerh koyan hakim Tokat'a, Kaşıkçı davasındaki de Maraş'a aslında sürgün edildiler. Ama Demirtaş, Can Dündar, hatırladıklarımı sayıyorum, Enis Berberoğlu, Canan Kaftancıoğlu davaları gibi önemli davalardaki Akın Gürlek Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atandı. Bu aslında üzerine çok yorum yapmamıza gerek olmayan, her şeyi çok açıkça karşımıza koyan bir durum Türkiye'deki yargının hali pür mealine ilişkin. Yargıya ilişkin ama bu ay belki askeri okul öğrencilerinin beraatine de değinmemiz yerinde olur. Çünkü yaklaşık 6 senedir bu çocuklar içerideydi. Aslında bir emir komuta zinciriyle oraya gittikleri baştan beri belliydi. Ama müebbet hapis cezası almışlardı. 66'sının bu müebbet hapis cezasını Yargıtay Haziran ayı içinde bozdu. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekir. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Aileleri çok önemli bir hak mücadelesi vermişlerdi. Vazgeçmeden çocuklarının haklarının peşinden koşmuşlardı. O yüzden bu konuda altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yargıdan bahsettiğimizde, üstelik de Akın Gürlek'ten de bahsettik. Yargıtay'ın da Canan Kaftancıoğlu'nu parti üyeliğinden düşürdüğünü yine bu ay içinde eklemek gerekli. Hem Canan Kaftancıoğlu davası örneğinde CHP'de bir baskı, yargı üzerinden kuruldu ama HDP üzerindeki baskının da halen devam etmekte olduğunu söylemek lazım. Yargı, kötü muamele, işkence özellikle siyasi partiler üzerinde önemli bir baskı aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Aklıma gelen bir örnek, Van'da biri çocuk olmak üzere iki kişi mesela Demirtaş'ın
tişörtünü giyiyorlar ve ikisi gözaltına alınıyor. İkisi gözaltına alınca bu gözaltını protesto eden 6 kişiyi de gözaltına alıyorlar. Dolayısıyla da siyasi partiler üzerinde hem yargı aracılığıyla hem kolluk kuvvetleri aracılığıyla müthiş bir baskı politikası devam ediyor. Aynı şey zaten HDP milletvekilleri için hazırlanan fezlekelerle de karşımıza çıkıyor. Sanırım her ay onlarca ama bu ayda 11 civarı olması lazım. Dolayısıyla sorduğunuz soruya geri dönersek Türkiye'de yargı nasıl işliyor meselesine bütün bunların çok net bir cevap verdiğini düşünüyorum. Yargı bağımsızlığından bahsettiğimizde Cumhurbaşkanı hakaret davalarından da bahsetmemiz gerekiyor. Yine bu ay Tekirdağ, Lice, Mersin pek çok il ve ilçeden sıradan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı ya gözaltına alındılar ya tutuklandılar ya ceza yediler. Dikkat çekenlerden bir tanesi izinsiz mahlaslı bir sanatçının İstanbul'da yaptığı bir resmin Türk bayrağını aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerinden suçlanması oldu. Bir diğeri de Mersin'de açlığa dair bir slogan yazan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı'na hakaretten yine gözaltına alınmasıydı. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları da sonrası devam ediyor. Böyle diyebiliriz. Hocam basın özgürlüğü gündemimiz var ki bu açısından çok önemli bir gündemdi. Hem 16 Kürt gazetecinin tutuklanması meselesi vardı hem de bütün Türkiye'de özellikle seçim öncesi Türkiye'nin belki de geleceğine ilişkin sonuçlar yaratabilecek bir basın kanunu değişikliği teklifi var. Teklif mecliste komisyonlarda görüşüldü. Dolayısıyla hem teklifin içeriğini, seçimlere nasıl etkisi olabileceğini, yeni yaratılan suçu bu teklif eğer kanunlaşırsa ve gazetecilere etkilerini konuşmak isteriz. Aslında önce tekliften başlayalım isterseniz. Sansür yasası olarak da adlandırdığımız bu teklife baktığımızda iktidarın kamusal alandaki kendi dışındaki her tür sese baskı politikasının başka bir yansıması bu sansür politikası. Zaten ana akım medya iktidarın kontrolünde çok uzun zamandır ve tekerleşmiş vaziyette. Ama alternatif medya ve sosyal medya en azından başka sesler, başka haberler ve gerçeği duymak isteyen vatandaşlar tarafından giderek daha fazla takip edilmeye başlandığı için bu sefer de iktidar internet medyası ve sosyal medya üzerine bu baskı araçlarını konuşlandırmaya başladı. Tabii buraya baktığımızda uzattığı bazı havuçlar da var. Nedir? İnternet gazeteciliği yapanlara da basın kartı vereceğiz gibi ama her zaman olduğu gibi bunu yaparken aynı zamanda hem bu kartı verme ve iptal etme takdirini iletişim başkanlığına yani aslında Cumhurbaşkanı'na bağlıyor ama hem de diğer yandan yasanın diğer boyutlarıyla zaten bir gazetecinin internette veya sosyal medyada veya herhangi bir alanda gazetecilik yapma faaliyetini neredeyse tam anlamıyla kısıtlıyor. Yani en sık verilen örneği biz de verelim. Petrole zam geldi haberiniz bile bir dezenformasyon olarak kaldırılabilir, tutuklanabilirsiniz. Biri bunu retweet ettiğinde yine aynı tehditle karşı karşıya. Dolayısıyla aslında başta söylediğim, yeniden tekrar edeyim, kendi kurmak istedikleri ve seçim öncesinde de konsolide etmek istedikleri iklimin önemli bir aracı olacağı benziyor bu sansür yasası. Uygulaması da şimdiden başladı. Yasa belki Eylül'de geçecek öyle gibi gözüküyor ama uygulaması şimdiden başladı. İlk örneğini her zaman olduğu gibi Kürt medyası yaşadı. Burada çalışan 22 gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. 16'sı tutuklandı. 6 arkadaşımıza da yine adli kontrolle serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Kürt medyasının çok uzun zamandır yaşadığı bir baskı aslında tabii ki bu ama basın yasasına ya da sansür yasasının da nasıl uygulanacağının ilk göstergelerinden biri. Çünkü haber içerikleri aslında suç unsuru olarak gösterildi ve suç aletleri olarak da kameraları, mikrofonları emniyet tarafından sergilendi. Bu çok önemli bir gelişmeydi aslında Türkiye'deki gazetecilik faaliyetleri için düşündüğümüzde. Bir diğer önemli gelişme de Voice of America ve Deutsche Welle'nin aslında yasaklanması oldu. Onlar da farklı bahanelerle internet sitelerine erişim engeliyle karşılaştılar. VPN üzerinden vesaire herkes her yere ulaşabiliyor belki ama bu erişim engeli son derece önemli. Her ikisinin de aslında kendi devletleri tarafından da desteklenen kanallar olduğunu düşündüğümüzde işte Türkiye'nin bu dönemdeki NATO ve diğer dış ilişkileri bağlamında da aslında bir koz olarak bunu sansür yasasını ileride de kullanabileceğine dair yorumlayabiliriz. Hocam akademik özgürlük alanında ilginç diyebileceğimiz gelişmeler var. Aslında belki herhangi bir alanda herhangi bir şeyi ilginç görmemek lazım ama her zaman akademik özgürlüğün ihlalinin kaynağı olarak gördüğümüz yükün 6 üyesi bu kez. Gerekçesiz bir şekilde görevden alındı. Öte yandan ODTÜ'de de iki meslektaşımız Mehmet Mutlu ve Sibel Bekiroğlu açığa alındı. Yine gerekçesiz bir şekilde. Bu akademik özgürlüğün baştan sona tamamen hiçe sayıldı. Özerkliğin geçersiz kılındığı bir resim sunuyor sanki. Bu resmin en önemli sembollerinden biri Boğaziçi Rektörü. Boğaziçi Rektörü'nün Cumhurbaşkanı'nın karşısındaki el
pençe divan duruşu aslında tam da bu akademik özgürlük ihlallerinin en önemli sembollerinden biri olarak karşımızdaydı Haziran ayında. YÖKİ'leri de tabii ki yine Cumhurbaşkanı'nın bir gecede rektör ataması gibi bir gecede 6 üyeyi birden görevden almasıyla karşılaştılar. Bu üyelerin kendileri de bu süreçlerin farkında olarak YÖKİ üyeliğini kabul etmiş isimler aslında. Onu da altını çizmek gerekir diye düşünüyorum yine de. Dolayısıyla da bir gecede görevlerinden alındılar. Burada önemli bir nokta ODTÜ rektörlüğünün hem Sibel Bekiroğlu'nu hem de Mehmet Mutlu'yu açığa alması. Gerekçesini bilmiyoruz çünkü. Arkadaşlarımız da bilmiyorlar. Başvuruyorlar gerekçeyi öğrenmek için ama henüz bildiğim kadarıyla buna dair ODTÜ rektörlüğü bir açıklama yapmadı. Aslında hem Mehmet hem de Sibel uzun zamandır özellikle OHAL döneminden itibaren 2016'dan beri akademide sallandırılan demokrasinin kılıcının bir uzantısı olarak diğer meslektaşlarının üzerine konuldular. Çünkü her birimiz barış akademisyenleri de bu arkadaşlarımız da eğer biat etmezsek, eğer akademik özgürlükte ısrar edersek, özellikle ısrar edersek başımıza neler geleceğinin göstergesi olarak iktidar tarafından kullanılıyorlar. Her ikisi de aynı Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımız gibi ODTÜ rektörlüğü üzerinde nöbete başladılar. Boğaziçi'ndeki nöbet de halen devam etmekte. Bunun da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla akademik özgürlük ihlalleri de aynı basın özgürlüğü gibi akademi de kamusal alanı şekillendiren, orayı şekillendirecek bireylere yön veren alanlardan biri olduğu için iktidarın kontrolü altına almak istediği alanlardan biri. Son Haziran çıktılarını da bu YÖK örneğinde ve arkadaşlarımızın açığa alınmasında yine açıkça gördük. Hocam yine hemen her ay gündemlerimizden biri hak savunucularına yönelik baskılar ve saldırılar oluyor. Haziran ayı da hak savunucuları açısından pek iyi geçmedi. Gözaltılar ve davalarla geçirilen bir ay oldu. Fakat bu ay öne çıkan bir diğer şey de işkenceye karşı Dünya Örgütü OMCT'nin Türkiye'deki terörle mücadele kanunu ve insan hakları savunucuları başlıklı briefingiydi. Bu rapor kapsamında Haziran ayında olan bitenleri ele alabilir mi? Aslında rapordaki bir veriye değinelim önce. 1200'ün üzerinde hak savunucusunun adli taciz ve baskıya maruz kaldığını söylüyor rapor bize 2021 yılında. Bu devam ediyor. Büyük ihtimalle 2022 yılında daha fazla sayıdan bahsedeceğiz maalesef. Haziran ayında bu devamlılığın önemli göstergelerinden biri Göç İzleme Derneği'ne yapılan müdahaleydi. Bu arada başka dernekler üzerinde de davalar devam ediyor biliyorsunuz. Tarlabaşı bunun örneklerinden biri. Kadın örgütleri üzerinde her zaman davalar, kapatma davaları bir tehdit olarak kullanılıyor. En son Haziran ayında ama Göç İzleme Derneği bu bağlamda öne çıktı. İhadeye yönelik baskılar devam ediyor. İhadenin bir açıklamasından yola çıkarak İhade Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan'a Süleyman Soylu'ya hakaretten açılan bir dava vardı. Başka davalarla birlikte. Bu davadan beraat etti. Ama yine diğer eş başkan Eren Keskin'in ve Türkdoğan'ın başka davaları devam ediyor. İnsan hakları savunucularına yönelik adli baskı ve taciz meselesi gündemde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yine Haziran ayında 900. haftasına giren cumartesi anneleri Galatasaray'da eylemlerini yapmak istediler. Uzun zamandır biliyorsunuz İhade Şube'nin önünde eylem yapıyorlardı. Galatasaray'da eylem yapmak istediklerinde 900. hafta gereğiyle yine kolluk kuvvetlerinin kötü muamelesine maruz kaldılar. Gözaltılar oldu. Gözaltına alınanlar arasında İhade eş başkanları Öztürk Türkdoğan ve Eren Keskin de vardı. Hocam Türkiye'de aslında insan hakları hareketinin de artık daha fazla gündeme olması gereken bir sosyal haklar alanı var. Sosyal haklar alanında çok ciddi kayıplarımız var, bunu görüyoruz. Belki de bunun en sembolik göstergelerinden birisi bir ambulans şoförünün hak savunucusu gibi davrandığı eylemiydi. Ambulans şoförü hastasını 3 ayrı hastaneye götürüp hastasını teslim edemeyince Sağlık Bakanı'nın önüne ambulansını çekti ve uzatılan mikrofona da eğer bakan gelmezse oksijen tüplerini ambulansın içinde patlatırım diyebildi. Çünkü bir hasta hakkı savunucusu haline gelmiş. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişim hakkındaki artık sembolik düzeye tepki eyleme neden olmuş bir durumu görüyoruz ve sosyal haklar alanının özellikle pandemi sonrasındaki durumu da ne yazık ki çok gerilemiş haline. Sosyal haklar zaten AKP döneminde sosyal hak mantığıyla değil de biraz sadaka mantığıyla ele alındığı için uzun zamandır çöküşe geçmekteydi ama Covid'le birlikte ve ekonomik krizle birlikte bu alandaki ihlaller giderek derinleşti. Bu Sağlık Bakanlığı'nda yapılan eylem de belirttiğiniz gibi tam bir aslında hak savunuculuğu eylemi. Sağlık erişimi olmayan hastanın adına yapılan bir eylem. Ama tam da basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle bu erişime sahip olmayanlar tarafından da çokça duyulamayan bir eylem. Nasıl aslında her birinin birbirine bağlı olduğunu da çok net gösteren bir örnek olarak bu ay karşımızda. Sağlığa erişim hakkı hem kanser hastalarına ilişkin hem pek çok alanda işte SMA hastalarını duyuyoruz. Her gün internette, sosyal medyada her birinin önemli sorunlarından biri olarak karşımızda. Giderek de derinleşiyor gibi gözüküyor. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle COVID sonrası
sonrası? Mesela şu anda biz tam olarak COVID verileri nedir? Hangi önlemler alınmaktadır? Şu an COVID'in hangi versiyonuyla karşı karşıyayız gibi temel bilgilere de Sağlık Bakanlığı üzerinden ulaşamadığımızı da yine bu çerçevede ele almalıyız. Çünkü bu da yine bizim bir hak ihlalimiz olarak, bir sorun olarak karşımızda. Diğer yandan sağlık alanında önemli bir hak ihlalinin de doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık personeline yönelik şiddet olduğunu da altını çizmek gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın bu noktada da etkin bir önlem almadığını söylememiz gerekiyor. Sosyal haklardan bahsetmişken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporundan da bahsetmek yerinde olacaktır. Bu ay 167 iş cinayeti gerçekleşti. Toplamda bu aya kadar 646 kişi hayatını kaybetti bu raporlara göre. Hocam, Kürt Siyasal Hareketi'nin tarihinde Kürt siyasetçilerinin hemen her dönem Cumhuriyet tarihi boyunca tutsaklıkla karşı karşıya olduğunu, uzun süreler cezaevinde kaldığını biliyoruz. Şu anda da Türkiye'de pek çok Kürt siyasetçi tutsak durumda. Fakat bu isimler arasında maalesef özel bir isim var. Aysel Tuğluk hala tutuklu. Bu ayın sonunda Kobane davasının duruşması vardı. Aysel Tuğluk Segbis'le duruşmaya katıldı. Fakat kendi ifadesiyle sorulara cevap vermekte zorluk çektiğini ve daha sonra savunma yapmak istediğini söyledi. Yargılanma sürecinde artık hastalığı nedeniyle soruları anlamakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çeken bir hasta durumunda ve hala tutsak Aysel Tuğluk. Yine burada da sağlık raporlarının dikkate alınmadığını, Aysel Tuğluk'un da aslında sembol bir isim olarak tutsak halde rehin alındığını diyelim görüyoruz. Aysel Tuğluk'un başına gelenler, annesinin cenazesine yapılanlar ve şu an serbest bırakılmaması sağlık durumunun açıklığına ve raporlarına rağmen aslında Kürt siyasi hareketi üzerindeki sembolik hareketlerden biri. AKP'nin uygulamalarından biri olarak karşımızda. Dolayısıyla bekliyoruz Aysel Tuğluk'un serbest bırakılmasını ama yakın zamanda böyle bir adım atılacak gibi gözükmüyor maalesef. En kısa zamanda serbest kalmasını umut ediyoruz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.